Günümüzde süre gelen en cahilce laflardan biri erkeklerin kadınlara yaptığı bana erkek çocuk ver baskısı. Umarım eskiye nazaran bu birazcık azalmıştır. Ama yine de böylesi bariz bir cehaletin halen sürebilmesi türümüzün hala ne kadar aptal olduğunu gösteriyor. Oh no. What's wrong? I'm sorry. It's bad news. It's a girl. Bir insanın çocuğunun cinsiyetine bu kadar takılması zaten aptalca bir şey. Ama işin daha da saçma tarafı, çocuğun cinsiyetini belirleyen tarafın bu cahillerin sandığı gibi kadınlar değil, erkekler olması. Biliyorsunuz, insanlar gibi memeli hayvanlarda biyolojik cinsiyeti temelde eşey kromozomları belirliyor. Anne ve babasından X kromozomunu alan biri dişi, birinden X, diğerinden Y kromozomunu alan biri erkek oluyor. İşte eşlerinden erkek bebek isteyen bu cahiller eğer ilkokul derslerine 2 dakikacık kulak asmış olsalardı, kadınların sadece X kromozomuna sahip olduğunu bilirlerdi. Dolayısıyla kadınlar isteseler de cinsiyeti belirleyemiyorlar. Erkeklerin gametleri olan spermlerse %50 ihtimalle X, %50 ihtimalle Y kromozomu taşıyorlar. Dolayısıyla bir bebeğin cinsiyetini belirleyen şey de erkeğin sperminin taşıdığı kromozom oluyor. Eğer hasbelkader X taşıyorsa o sperm annenin yumurtasındaki X ile birleşerek XX, yani dişi yavruyu oluşturuyor. Yok eğer sperm Y taşıyorsa XY, yani erkek yavru oluşturuyor. Belli bir cinsiyette yavru doğurmanın diğerinden üstün veya zayıf olduğuna inananların bu basit doğa gerçeğini anlamasını beklemiyorum tabii. Ama belki şans eseri bu videoyu izleyen birilerine yarar diye söyleyeyim istedim. Tabii ki burada olasılık matematiğini iyi anlamak gerekiyor. Spermlerin %50 ihtimalle X, %50 ihtimalle Y taşıyor olması, işte ilk çocuğun erkek, ikincinin dişi, üçüncünün erkek, dördüncünün dişi diye gitmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Bu olasılıklar birbirinden bağımsız olasılıklar. Bir bebeğin cinsiyeti kendinden önce gelen bebeğin veya bebeklerin cinsiyetine göre belirlenmiyor. Dolayısıyla o %50 ihtimal önceki doğumlarda olan bitenden tamamen bağımsız çalışıyor. Bunu yazı tura atmak gibi düşünebilirsiniz. Nasıl ki yazı attınız diye bir sonraki atışınızın tura gelmesi gerekmiyor, bir önceki çocuğun erkek olması da sonrakinin dişi olmasını gerektirmiyor. Bu düşük bir ihtimal tabii ama 10 bebek yapsanız onu da erkek olabilir. Tıpkı yazı tura atarken 1024'te bir ihtimalle üst üste 10 kez yazı atabilecek olmanız gibi. Ama yeterince çok kez yazı tura atarsanız o 1024'te bir gibi küçük olasılık da sıradan bir ihtimal haline geliyor ve üst üste aynı cinsiyetin veya aynı yüzün geldiği vakalar oluşabiliyor. Ama o yeterince geniş olan popülasyonunuzu bir bütün olarak incelerseniz veya daha da fazla deneme yaparsanız gerçekten de dağılımın giderek %50'ye yakınsadığını görürsünüz. Mesela bir parayı 20 kez attığınızda atıyorum 15 yazı 5 tura gelebilir. 100 kere attığınızda 60 tura 40 yazı gelebilir. Ama 1 milyon kez atarsanız 500 bine çok yakın yazı ve tura attığınızı göreceksiniz. İşte benzer şekilde çok sayıda bebeğe, mesela bir ailedekine değil de 100 ailedekine, bir şehrin veya ülkenin tamamındakine veya dünyada doğan bütün bebeklere bakacak olursanız dişi erkek dağılımının %50'ye 50 olduğunu görürdünüz. En azından görmelisiniz. Ama görmüyoruz. Şu anda dünyada doğan her 100 kadına karşılık yaklaşık 106 erkek doğuyor. Ve bu yeni bir şey değil. Milenyumlardır böyle devam ediyor. Hatta sadece insanda da değil, neredeyse bütün memelilerde bu böyle. Erkekler ile dişiler arasındaki bu orana cinsiyet oranı diyoruz. Ve dediğim gibi insan da dahil birçok türde bu oran erkeklerden yana sapmış halde. Bakın. Bu dünya haritasında yeşil yerlerde erkek doğum oranı dişilerden %1 kadar daha fazla. Sarılar %6 fazla, kırmızılarsa %16 fazla. Evet, haritanın hiçbir noktasında erkeklerden daha fazla kız çocuğu doğmuyor. Bunun ne kadar tuhaf olduğunun farkında mısınız? En basitinden bu, her yıl fazladan 10 milyonlarca erkek doğması demek. Halbuki düşünecek olursanız bu evrimsel açıdan ilk etapta çok saçma geliyor. Çünkü doğada erkekler evrimsel açıdan görece daha önemsiz olan taraf. Bunu öyle durup dururken cinsiyetimize laf sokmak için söylemiyorum. Gerçekten öyle. Şöyle düşünün. Yaban hayattaki dişiler neredeyse her zaman gebelik ve çocuk bakımı gibi soyu devam ettirici ve dolayısıyla evrimsel açıdan daha önemli unsurlarla uğraşıyorlar. Öte yandan erkekler çoğu zaman 20-30 saniye süren sperm aktarımını yaptıktan sonra
büyük oranda boş kalıyorlar. Birçok türde erkek yavru bakımında emek veya enerji harcamıyor. Bir kez çiftleştikten sonra hemen bir sonraki eşi aramaya koyuluyor. Sorun şu ki çocuk yapımı ve bakımının aşırı fazla zaman ve enerji gerektirmesinden ötürü doğadaki erkeklerin tamamına yetecek kadar dişi üremeye hazır bir şekilde bulunmuyor. Bu nedenle de birçok erkek ömürleri boyunca asla çiftleşemiyorlar veya en azından evrimsel olarak anlamlı olacak düzeyde eş bulamıyorlar. Evet, aslında burada sizi de örnek gösterebilirdim ama kibarlık olsun diye fil foklarını düşünelim. Bir fil foku popülasyonu içindeki erkeklerin sadece %4'ü türün bütün çiftleşmelerinin %90'ını gerçekleştiriyor. Yani bu türün erkeklerinin neredeyse hepsi çiftleşemeden ölüp gidiyorlar. Sadece ölüp gitseler sorun değil, hayatta kaldıkları süre boyunca da bir dolu kaynak tüketiyorlar. Şu hayvana bir bakın. Bu absürt asimetriye rağmen fil foku yavrularının yarısı erkek, yarısı dişi doğuyor. Hatta onlarda da erkek oranı dişilerden birazcık yüksek. Bu çok saçma değil mi? Doğa birazcık zeki olsa yavruların sadece %10'u falan erkek doğardı ve böylece fil fokları için maksimum verimlilik sağlanmış olurdu. Niye böyle değil? Aslında günümüz memelilerinde cinsiyet oranının neden hep 1'e yakınsadığını anlamak çok da zor değil. Hayır, bunun nedeni bazı halk efsanelerinin söylediği gibi Y kromozomunun X kromozomundan daha hafif olması ve bu sayede yumurtaya daha hızlı ulaşması değil. X kromozomu 40 femtogram civarında, yani 1 gramın katrilyonda biri kadar. Y kromozomu ise 15 femtogram civarında. Yani evet, X kromozomundan daha küçük ama yapılan incelemeler bu aşırı küçük gramaj farkının istatistiklerde gördüğümüz kadar anlamlı bir fark yaratamayacağını gösteriyor. Yani sıradan vatandaş için tüm spermlerin yumurtaya ulaşma ihtimali aynı ki bu pratikte yavruların yarısının erkek, yarısının dişi olmasını izah ediyor. Ama neden %50-50 olmalı ki? Mesela eğer 3 cinsiyet olsaydı %33-33-33 olurdu. 4 tane olsaydı %25-25-25-25 olurdu. Neden 3-5 tane veya 50 bin tane cinsiyet yok da 2 tane var ve dolayısıyla bu %50-50 dağılımı görüyoruz. Hatırlarsanız bunu neden cinsiyetler var videomuzda birazcık masaya yatırmıştık. Ama orada cinsiyetsiz atalardan cinsiyetlerin nasıl ve neden evrimleştiğini öğrendikten sonra bir başka videonun konusu olarak bıraktığımız bir şey vardı. Doğada gördüğümüz kadarıyla iki cinsiyet evrimsel açıdan en dengeli sistem gibi gözüküyor. Eğer isterseniz bunun detaylarına da bir başka videoda gireriz. Neden sadece iki cinsiyet var da atıyorum 500 cinsiyet yok. Aslında o videoda da konuştuğumuz gibi bazı mantarlarda yüzlerce hatta on binlerce cinsiyet bulunabiliyor. Yani 2'den fazla cinsiyetli türler doğada hiç yok değiller. Ama bu çok sayıda cinsiyetin olduğu vakalarda da sperm ve yumurta gibi anizogamik yani birbirinden farklı görünen ve farklı nitelikte olan gametler bulunmuyor. Daha ziyade hepsi birbirine benzeyen yani izogamik olan gametler var. Ki işte sorumuzun cevabı da bu izogami teriminde gizli. Cinsiyetler oluşurken birbirinden farklı niteliklere sahip olan iki gamet bir kez oluştuğunda müthiş bir evrimsel strateji dengesi oluşuyor. Mesela bu gametlerden biri daha hızlı, daha ucuz, daha esnek olurken diğeri daha besleyici, daha masraflı, hayati anlamda daha kritik hale gelebiliyor. Bu basit iş bölümü sayesinde bir yandan değişen çevre şartlarına karşı yeterince esnek gametler ortaya çıkarken diğer yandan türler edindikleri bu eşeyli üreme yeteneği sayesinde genetik çeşitliliklerini katlayarak arttırmaya devam edebiliyorlar. Bu noktada artık 3. 4. veya daha fazla çeşitte gameti daha avantajlı kılan hiçbir durum kalmıyor ve bu nedenle iki gamet evrimin kolayca ulaşabildiği ve oradan öteye geçemediği bir kombinasyon olarak kalıyor. İşte buna oyun teorisinde evrimsel stabil strateji adını veriyoruz. Şimdi konuyu çok alakasız bir yere getireceğim ama bu bana rüzgar türbinlerini hatırlatıyor. Rüzgar türbinlerinin neden 6 veya 2 değil de neredeyse hep 3 bıçaklı olduğunu hiç düşündünüz mü? Yani eğer 1 veya 2 bıçaklı değillerse o zaman 3 bıçak 2 bıçağa, 2 bıçak da 1 bıçağa avantajlı olmalı ki mühendisler hep 3'ü seçsin. Eğer öyleyse 4 bıçak da 3'e, 5 de 4'e avantajlı olmalı öyle değil mi? Neden 4 bıçak yapmıyoruz veya 5 veya 6? Çünkü evet, bir bıçaktan iki bıçağa geçince müthiş bir verim artışı yaşanıyor. 2'den 3'e geçince de verim dikkate değer miktarda artıyor. Ama 3'ten 4'e veya 5'e geçtiğiniz
ülkemizde artık verim artışı yaşanmıyor veya çok çok az yaşanıyor ve dolayısıyla o ekstra bıçağı üretmeye, taşımaya, takmaya ve gerektiğinde tamir etmeye değmiyor. Dolayısıyla mühendisler ister istemez bir evrimsel stabil stratejiye takılıp kalıyorlar ve hep 3 bıçaklı türbinler üretiyorlar. Tabii ki belli özel şartlar altında 2 veya 4 bıçaklı türbinler de görebiliyorsunuz ama günümüzde rüzgar türbinleri için standart 3. İşte cinsiyetlerde de durum aynen bu. 2'den 3 cinsiyete veya daha fazlasına çıktığınızda 1'den 2'ye çıktığınızdaki kadar büyük bir avantaj elde edemiyorsunuz. Üstüne üstlük bu ekstra cinsiyetler türlerin üreme davranışını aşırı karmaşıklaştırarak hayatta kalma başarılarını azaltabiliyor. Sonuçta 17 cinsiyet olsaydı ve gamet uyumsuzluğundan ötürü her cinsiyet birbiriyle çiftleşemiyor olsaydı o 17 cinsiyetten size uygun olanını bulmanız gerekirdi. Sadece 2 cinsiyet varken ne kadar zorlandığınızı bir düşünün. Şimdi bir de 17 veya 594 cinsiyeti hayal edin. Dolayısıyla 2 cinsiyet biyolojide sweet spot olarak da bilinen en etkili nokta konumunda. Da o zaman neden insanlarda ve diğer birçok türde tam olarak bire birlik bir cinsiyet oranı yok da işte 1.06 veya 1.15'e 1 gibi erkeklerden yana kayan bir cinsiyet oranı var? Bunun çok acıklı bir nedeni var. Erkekler hangi yaş seviyesinde olurlarsa olsunlar, dişilere göre çok daha kolay ölüyorlar. Ve bu kolay ölüm yaş ilerledikçe daha da belirginleşiyor. Mesela dünyada 65 yaş üstü bireylerin cinsiyet oranı şu anda 0.81 civarında. Evet, şu anda 65 yaş üstünde her 100 kadın için sadece 81 erkek yaşıyor. Bu harita o ortalamadan sapma miktarını gösteriyor. Haritanın tamamında 65 yaş üstünde kadın oranı daha yüksek ama mavilerde oran erkeklerden yana biraz daha iyi durumda. Kırmızılardaysa oran ortalamadan bile daha kötü durumda. İşte erkekler daha kolay öldükleri için evrimsel süreçte onlardan birazcık daha fazla üreterek başlamak türler için daha avantajlı oluyor. Birçok toplumda ve türde erkekler daha kolay ölüyor olsa da bunun tam olarak neden böyle olduğu halen net değil. Örneğin bazı araştırmacılar Y kromozomunun fazlasıyla körelmiş olmasından ötürü erkeklerin genetik olarak dezavantajlı olduğunu düşünüyorlar. Bazılarına göre ise erkeklikle ilişkilendirilen özellikleri ortaya çıkaran testosteron hormonu aynı zamanda savunma sistemini ve kardiyovasküler sistemi zayıflatıcı bir etkiye sahip. Erkekler de o nedenle daha kolay ölüyor olabilirler. Buna karşılık kadınlarda daha çok olan östrojen bu iki sistemin verimliliğini pekiştiriyor gibi gözüküyor. Tabii ki insan toplumundan söz ederken işin içine biyolojinin ötesinde psikoloji ve sosyoloji de giriyor. Erkekler genel olarak daha fazla risk almaya meyilliler ve risk metre videomuzdan hatırlayacağınız üzere her an zaten var olan standart ölüm riskinizi ne kadar arttırırsanız o olasılığın gerçekleşmesi ve dolayısıyla ölme ihtimaliniz de o kadar artıyor. İşte erkekler bunu çok daha fazla yapıyor olabilirler. Keza bunun arkasında sosyolojik bazı etmenler de var. Cinsiyetçi ve erkek egemen toplum düzeni sadece kadınlara değil erkeklere de çok ciddi zararlar veriyor. Örneğin erkekler riskli işlerde çok daha fazla çalışıyor veya çalıştırılıyorlar. Bu nedenle de iş yeri ölümlerinin %93'ü erkeklerden oluşuyor. Veya savaş gibi ölümcül olaylara en önden gönderilenler her zaman erkekler oluyorlar. O nedenle savaş ölümlerinin %97'sini erkekler oluşturuyor. Keza işte erkek evin direğidir veya erkek adam ağlamaz tarzı saçmalıklar nedeniyle erkeklere yüklenen anlamsız yük, onların zihin sağlığı ve hatta beden sağlığı konusunda daha az tıbbi yardım aramalarına neden oluyor. O nedenle intihar vakalarının %80'i ve hiç evlenmemiş veya boşanmış evsizlerin %75'i erkeklerden oluşuyor. Üstelik testosteronla agresiflik arasında bir ilişki olduğunu da biliyoruz. Bu hormonal motivatörü kabadayılık gibi erkeklere yakıştırılan davranış örüntüleriyle birleştirdiğinizde cinayet işleyenlerin %96'sının cinayete kurban gidenlerin ise %80 kadarının neden erkek olduğunu anlayabiliyoruz. Elbette bunlar insan harici türlerde de daha yüksek olan erkek doğum oranını izah etmiyor. Ama insan toplumlarında az önce saydığım evrensel biyolojik faktörlere ek olarak bu psikososyal faktörleri de gözetmek çok önemli. Bunların bir kısmına ilerleyen videolarda daha fazla gireceğiz. Eğer kaçırmak istemezseniz kanal bildirimlerini şimdi açmayı unutmayın. İşte bu cinsiyet oranındaki sapma konusundaki araştırmalar hala
yeniden devam ediyor. Y kromozomu taşıyan spermlerin hangi şartlarda ve ne şekillerde avantajlı hale geçtiğini halen bilmiyoruz. Olasılıklardan biri, erkek bebekler ölüme daha yatkın olsalar da Y kromozomu taşıyan spermlerin kendilerinin dişilerin rahminde hayatta kalma oranlarının X kromozomu taşıyan spermlere göre daha yüksek olması olabilir. Örneğin kadınların salgıladığı hormonlar vücutlarındaki spermleri selektif olarak ayıklıyor gibi gözüküyor. Bu ilginç bir hipotez. Çünkü gerçekten de kaynakların görece kısıtlı olduğu, stres seviyelerinin yüksek olduğu, ekonomik kriz veya savaşların daha sık yaşandığı zamanlarda erkek doğum oranları hızla çakılıyor ve daha çok sayıda dişi doğmaya başlıyor. Travers-Willard hipotezi denen bir hipoteze göre bunun nedeni az önce de anlattığım gibi erkeklerin çeşitliliği arttırma konusunda avantajlı olmasına rağmen ne kadar başarılı olacakları konusunda bir belirsizliğin bulunuyor olması. Onlarca dişiyle çiftleşen o %4'lük dilimdeki bir deniz fili yavrusu mu doğuracaksınız, yoksa ömrü boyunca tek bir yavru bile üretemeyen o %96'lık dilimdeki erkeklerden birini mi doğuracaksınız? Şartların zaten belirsiz olduğu durumlarda bu ek belirsizliği ortadan kaldırmak için erkek doğum oranları düşüyor ve hayatta kalma ve üreme şansı daha yüksek olan dişilerin sayısı oranca artıyor. Ama şartlar dengeli hale gelip de çeşitliliğin artmasının evrimsel olarak avantajlı olduğu durumlarda erkek doğumları da yine artarak dişilere baskın hale geliyor. İşte bu süreçlerde muhtemelen annelerin rahim içinde salgıladığı hormonlarla spermleri seçmesi yoluyla kontrol ediliyor. Bu konuda aklınızın daha da fazla alınmasını istiyorsanız, kadın veya erkek olmanız fark etmeksizin mutlaka regl videomuzu da izlemenizi öneririm. İşte böyle. Bu cinsiyet oranı konusu tam bir tavşan deliği. Ne kadar çok eşelerseniz o kadar ilginç ve şaşırtıcı şeyler öğreniyorsunuz. Ama dikkatli olmakta da fayda var. Çünkü bu sahadaki verilerin hepsi güvenilir ve eşit değil. Mesela en başta anlattığım zırvaya kısaca bir dönecek olursak, birçok ultra tutucu ülkede aileler kız çocuklarının kaydını düzgün bir şekilde tutmuyorlar. Hatta onları kasten öldürebiliyorlar. Keza ülkelerin çocuk doğumunu veya ölü doğumunun nasıl saydığı da sonuçları etkileyebiliyor. Mesela Sovyetler Birliği 28 haftadan erken doğan, yani aşırı prematüre doğan bebekleri 7 gün boyunca hayatta kalana dek canlı doğum olarak saymıyordu. Ama ilk haftası içinde ölen bebekleri de bebek ölümü olarak saymıyordu. Bu nedenle Sovyetler Birliği'nde bebek ölüm oranlarının raporlanmasında çok ciddi eksiklikler vardı. Bu gibi nedenlerle bilimsel konuları incelerken çok dikkatli olmak gerekiyor. Ama ne olursa olsun, görebileceğiniz gibi cinsiyetlerin biliminden öğrendiklerimiz ufkumuzu genişletmeye ve bizi büyülemeye devam ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.